Sanırım 2023'ün en iyi filmini 2023 bitmeden kendi adıma buldum. Nereden çıktı diyeceksiniz oğlum dur daha yılı bir bitirseydin. Evet çok film izledik bu sene yani Barbie, Oppenheimer, Spider-Man Across Spider-Verse izlediklerimiz arasında belki en öne çıkanlar bu sene. Üstüne daha kan filmleri gelecek, kurotlar üstüne izleyeceğiz. Ki Türkiye'de şu an sinemalarda oynuyor ki ben de burada Leyden Film Festivali kapsamında gidebileceğim. Üzerine Scorsese'nin Killers of the Flower Moon'u gelecek. Fincher'ın Killer'ı gelecek. Gelecek oğlu gelecek daha. Yani bir sürü film izleyeceğiz. Ama şunu net söyleyebilirim. Ben 2023'ün en iyi filmini kendi adıma hem objektif olarak hem subjektif olarak buldum. Evet bu film The First Slam Dunk. Bir anime. Bir anime filmi. Nereden çıktı ya anime filmi diye şaşırmış olabilirsiniz. Ben de şaşırdım. Yani açıkçası bu kadar beklemiyordum. E, Ağustos ayında sinemada izleme şansı buldum. Çok kısa bir süre için geldi. Hatta Türkiye'de de geldi. E, Türkiye'de de salonlarda izleyebilen kişi sayısı çok az kaldı. Çünkü bu tar bu tarz anime filmlerini sinemalara getiriyorlar ve asla reklamını yapmıyorlar. Anca böyle bilen kitlenin haberi oluyor vesaire. Keşke daha çok izlense ki bu film dünya çapında 258 milyon dolar yaklaşık e, gişe yaptı şu anda. Tabi bunun çok büyük bir kısmını Asya pazarından yaptılar. Ama yine de bence çok büyük bir başarı. Şu an bütün anime filmler arasında, sinemalarda gösteren anime filmler arasında en çok gişe yapan sanırım 5. film oldular ki daha da yukarı gidebilirler. Peki The First Slam Dunk nereden çıktı? Bu Slam Dunk animesinin mangasını tabii yaşı büyük olanlar daha iyi hatırlıyor olabilirler. 90'larda tüketmişlerdir. Tabii gençler de bence özellikle Inoue ve Takeshiko'nun Vagabond'un ve The Real'ın yaratıcısı kendisi bir yandan da. Onu bilenler dönüp Slam dunk okumuş ve izlemişlerdir. E, müthiş bir iştir. Yani ben de zamanında aslında animesini çok kısa izleyebilmiştim. Mangasında aslında bu filmden sonra okumaya başladım. Ki mangası bugünden okuyunca evet o kadar renkli, o kadar derin, o kadar kompleks bir yapıya sahiptir ama kendi dönemi ve anlatısı içerisinde de gerçekten müthiş bir manga olmaya da devam ediyor. Ki 90 ile 96 yılları arasında çıkan yaklaşık 276 çeptelik 31 ciltlik bir manga. Animesi de 93 yılında başlayıp 96 yılında bitti. O da 101 bölümlük bir animeydi. Ve o dönem izleyenler bence bu filmi gördüklerinde şaşırmış olabilirler. Nereden çıktı ya bu film 30 sene sonra diye. Aslında biraz teknolojiyle ilgili oldu. Yani Inoue'nin e, yıllar boyunca bu e, Slam Dunk'ın hayata geçmesini... ...özellikle basketbol kareografisi, olarak hayata geçmesini e, isteyen biri. Ama bir yandan da teknolojinin yetmediğini... ...ona sunulan e, prototip animasyonu hiçbirinde beğenmediği için... ...bir türlü bu filmi hayata geçirememişti. Ve Toei Animation Company ona bir prototip hazırladı... ...yaklaşık 5 sene üzerinde çalıştıkları... ...ve daha sonradan işte Inoue ve Takeshiko'nun da işin içine girdiği... ...bu prototipe ki kendisi inanılmaz ikna oldu buna... ...yıllardır beklediğim işte buydu gibi bir açıklamayla söylüyor bunda... ...onu ikna ettiler ve kendisi de işin içine girerek... ...aslında karakterleri hayatı o verdi... ...bütün animasyonlara, arka plan çizimlerine vizyonla dahil olarak hem senaryosunu hem de yönetmenliği yaparak bu işe dahil oldu. Ve ortaya The First Slam Dunk çıktı. Şimdi bu film öncelikle tekrar şunu söylemek istiyorum. Çok farklı bir film. Yani 90'larda mangayı ve animeyi tükettiyseniz karşınızda bambaşka bir iş bulacaksınız. O işler, o iş biraz daha e, komedi, şaka, eğlence, ergenlik dönemi, daha kahraman kahraman böyle karakterlerin olduğu bir işken, işte Hanamichi karakteri başroldeydi orada. Kendisinin sıfırdan basketbola girişini, aslında bir e, lisede bir kızı etkilemek için basketbola başlamasını ve oradaki ge gelişimini, arkadaşlarıyla ilişkisini ve onun etrafındaki bütün basketbol takımının e, ilişkilerini okuyup izliyorduk. Burada ise başrollerde Ryoto Miyagi var. Karakter tamamen e, başrol karakteri radikal bir şekilde değişmiş durumda. Bunun da nedeni aslında yine e, Inoue'nin açıklamalarına baktım. Onun da söylemleriyle bunu size aktarıyorum. Karakterin dram olarak daha güçlü olması ve aslında bu hikayenin de geçmiş sirendenki hikayesine daha kompleks olmasını istemesi. Çünkü Inoue de diyor ki ben de yıllar içinde değiştim, geliştim, farklı bir hale geldim. 30-40 önce yazdığım şeyleri tekrar yapmak istemiyorum. Daha farklı bakış açılarım var vesaire. Bunları söylediği için de ortaya çok daha vizyonlu bir iş koymuş. Bu benim için çok kıymetli. Hani bazen şeyin kavgasını veriyoruz ya işte. Hiçbir şey değişemez, hayır olmaz. Yaratıcısı değiştirince ona da kızıyor hatta insanlar. Nasıl değiştirdin, nasıl bozdun? Yani hepimiz aslında değişiyoruz. Yani yazar, yaratıcı aslında burada bunun farkında olarak... Bugünün şartlarıyla ve kendi aslında kendi dünyası yani bugün yine insanlara bir şey yaparken Inaume Nep dediği de şu da var. Ben kendi duygularımı, kendi hissettiklerimi karakterde bulmak istiyorum, yansıtmak istiyorum diyor. Bunun için çok uğraşmış. O yüzden ortaya kavga edilecek bir iş de çıkmamış, mükemmel bir iş çıkmış takdir etmek lazım yani kendisine ve bunu yaparken de teknik olarak 3D CG ile 2D ki bu da aslında birçoğumuzu eminim oralarda bunu görünce sinir olacaklar vardır birçoğumuz ki ben de bazı işlerde sinir ediyordu özellikle animelerde 3D bazen çok kötü duruyor ve yani sadece animasyon olarak değil iki boyutla üç boyut bir araya geldiği noktalarda bir anda bütün algınız bozuluyor aslında ya yani bir şeyleri kaybediyorsunuz bir anda izlerken böyle hareketler sumutlaşmaya, yumuşamaya başlıyor. Öbür tarafa geçiyorsunuz her şey yavaş akıyor gibi oluyor. Algınız bozuluyor yani ve sizin seyir zevkinizi mahvedebiliyor. Burada ise saha içini tamamen yani basketbol ve spor filmleri aslında bence aksiyon filmleri. O da bunu iyi fark ettiği için Yanova'da. Saha için tamamen 3D CG animasyona çevirip yani computer graphics bir animasyona çevirip çok daha e, iyi hale getiren, animasyonları ve aksiyonu iyi veren bir hale getirmiş. Ve burada müthiş bir işin içine ses ve müzik e, miksajı eklemiş ve ortaya aslında sadece inanılmaz bir aksiyon sekansı yarat, aksiyon sekansları yaratmış. Diğer tarafa dönüyoruz. Sağ dışı sağ dışında da Miyagi karakterinin aslında geçmişini izlediğimiz daha sıcak, daha sakin geçmişine gittin, onun için güvenli alanlarını gördüğümüz e, ve orada yaşadığı acıları alıp o sakin ortamdan yaşadığı ağır acıları alıp bugünün o daha 3D dünyasına taşımasını, sağ içine taşımasını hepsini bir araya getirmiş ve ortaya şu çıkmış yani mangadan alıp karakterleri hareket ettirdik ve animasyon olduğundan kurtarıp gerçekten onları canlandırmış yani sağ dışına çıktığınızda o iki boyutun içerisinde yine çok sumut hareket eden çok iyi animasyonlanan karakterler var ama Onların aslında yaşadığını bu 3D tarafına geçtiğinde daha iyi anlıyorsunuz. Yani 2D taraflar böyle geçmişken basketbol dünyası aslında tamamen sizin için gelecek gibi kalıyor. Ve böylece o demin bahsettiğim algı kırılmasını yaşamıyorsunuz. Çok Hem ikisi arasında geçiş çok net hem de iç içe geçmiş durumda. Ve bunu yaparken de e, ve şunun da farkında. Biz bu e, prodüksiyonu yaparken sağ içinde bu karakterler hayata geçiyor. Sağ dışında kolay işte. Bunları yaşadıklarını çünkü biliyoruz. Ne yapıyor işte insanlar? Yakınlarını kaybeder, arkadaşlarıyla kavga eder, başına kötü işler gelir, bacağını kırar, kolunu kırar, liseye başlar, okulu bitirir, çocuk sahibi olur vesaire vesaire. Bunlar hep aslında çoğunluğun başına gelen şeyler ama spor tarafında herkes basketbolcu değil yani bu işi yapan e, prodüksiyonu yapan o kamera açılarını e, doğru şekilde animasyona yediren, ışıkları doğru kullanan, oradaki psikolojiyi doğru anlayabilen insanların hepsinin basketbolcu olma ihtimali yok ya da oradaki psikolojiyi anlama ihtimalleri yok. O yüzden burada İnavive'in -E kendisinin basketbol sevgisi, hem prodüksiyon ekibinin gerçek basketbol oyuncularıyla konuşarak onların duygularını nasıl bir sahaya yansıtabiliriz anlamasıyla beraber müthiş teknik olarak müthiş bir iş ortaya çıkmış yani daha işte geçenlerde Netflix'te hustle filmi mesela çok olay oldu bence çok zayıf bir filmdi yani hem senaryosu olarak hem de saha içi aksiyonu olarak çok zayıf bir filmdi ki çok basketbol filmi izlemiş biri olarak da şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki saha içi aksiyonunu en iyi veren iş bu özellikle aksiyonu da tırnak için almak istiyorum burada çünkü saha içi aksiyonu sadece oyuncunun hareketi değil oyuncuların tepkileriyle ilgilidir oyuncuların pozisyonları ile ilgilidir. Oyuncuların o anda yaşadıkları ile ilgilidir. Yani potaya yakın aldığı pozisyon, orada savunmayla girdiği mücadele, aldığı bir darbe, tribünden gelen bir ses, orada annesini görmesi, bir anda geçmişte işte yaşadığı bir travmanın belki tetiklenmesi, hakemle kavgası, koçla didişmesi bir ton değişken vardır ve bunlar aslında oyuncunun saha içindeki aksiyonunu etki eder. İşte Inouye ve kamera açılarıyla, kullandığı müziklerle, ses tasarımıyla bütün bu aksiyon inanılmaz veriyor. Yani o kadar etkilendim ki şunu hiç abartmadan söyleyebilirim. Mad Max'ten beri bu kadar heyecanlanmamıştım Free Road'dan beri. Yani izlerken yer yer ağladım, heyecanlandım. Böyle kedi gibi gözlerim büyüdü. Bir an sakinleştim. Ve sinemada sadece böyle çok az kişiydik. Yani 5 kişi falandık. Zaten film bittiğinde önünde de bir aile vardı 3 kişilik. Dönüp birbirimize onlar arkaya dönüp baktılar başka kimse var mı diye. Onların da gözler kızarmış. <laughs> Benim de böyle biraz kızarmış. Çok acayip bir deneyimdi yani. Bu film işte deneyim olarak da bambaşka bir seviyeye getirmiş animasyonu. Yani Inouye'yi bu açıdan gerçekten takdir etmek lazım. Yani basketbol sevmiyor olabilirsiniz. Spor sevmiyor olabilirsiniz. Aksiyon sevmiyor olabilirsiniz. Ama animasyon seviyorsanız. Gerçekten duygularınıza hitap eden güçlü filmleri izlemeyi seviyorsanız... The First Slam Dunk'ı bence kesinlikle izlemeniz lazım. Ve yine şunu da eklemem gerekiyor. Innovative, bu Yine kendi açıklamalarından aldım. Özellikle kendisinin projeye dahil olması beraber o mangada çizdiği arka planlar ve o arka planların derinliğini, derinlik derken sadece yani görsel derinlikten ya da kaliteden bahsetmiyorum. Oradaki her bir e, ikonun, her bir e, cismin, her bir hareketin, karakterlerle nasıl özdeşleştiğini, onun kafasında yarattığı karakterlerin aslında o arka planlarla, mekanlarla nasıl hayata geçtiğini kendisi çok iyi planlamış. İşte Miyagi'nin abisiyle ilişkisi, abisinin kendi yarattığı o mağaradaki dünyası, kardeşinin oraya girmesi ki buraları e, fark edeceğiniz üzere aslında çok yüzeysel geçiyorum. Çünkü çok derine girip film zevkinizi de bozmak istemiyorum bütün hikayeyi de anlatarak o yüzden hiç spoiler da vermeyeceğim ama bunlardan biraz bahsetmem lazım. Inoue'nin o yarattığı manga hissiyatı, arka plandaki o sabit çizimlerdeki manga hissiyatı... ...ve aslında 2D bütün planlarda, iki boyutlu bütün sekanslardaki manga hissiyatıyla... ...3D'nin birleşimi bu karakterlerin gerçekten yaşamasına imkan veriyor. Ve buradaki geçişler de inanılmaz muazzam bir şekilde filmin sonuna kadar devam ediyor. Şimdi buna niye özellikle bu kadar vurgu yapıyorum? Şu yüzden... Yani bu tarz işte aslında nasıl söyleyeyim onu aksiyon sinemasında özellikle spor kullanıldığında, müzik kullanıldığında böyle gerçek hayatta çok profesyonel işler ya bunlar bir yandan da. Ve orada gidip izliyorsun, görüyorsun. Onunla ilgili gerçekçilik senin kafanda çok yüksek. Ve filmde izlediğinde orada kıytırık gözüken bir şey bile... Yani bir hareket bile bütün o algını, tadını bozabiliyor. Normalde mesela fantastik bir yapıda ya da daha böyle hikayesi güçlü filmlerde buna çok takılmayabilirsiniz. Ama spor filmleri genelde hikayesi zayıf olan ama bir şekilde işte insanları yönelik çok klişe, çok böyle e, heroizm odaklı hikayelere döner. Çok hızlı bir şekilde tatmin duygusunu alır, alırsınız, alırsınız, alamazsınız. E, zaten filmi beğenmezsiniz. Burada onunla hiç uğraşmamış Inoue. Demiş ki bak biz bir film yapıyoruz, bu film evet basketbolu kullanıyor, manga geçmişi var, anime geçmişi var. Ee, çok duygusal bir yere dayandırıyor kendini, sizi ağlatacak ama ben bunu da hedeflemiyorum. Benim bir derdim var, o dert de bu karakterlerin yaşaması. Yani bir animasyonda e, karakterlerin gerçekten yaşadığını hissetmek, ki bu ne demek işte sadece hareket etmeleri değil, bütün o duygularıyla sahada olmaları, ...sağ dışında olmaları... ...size baktıklarında... ...mesela şunu da söyleyin Ove... ...özellikle 3D CG'de gözler... ...hatta çizimde de gözler çok önemlidir. Benim için de çok önemliydi. O gözlerin, o karakterlerin... ...duygusunu vermesi için çok uğraştık diyor. Muazzam bir deneyim bu. Yani ben... Ya, ...belki abartıyor gibi hissedeceksiniz ama... ...ekrana baktığım her anda... ...etkilendim bu yüzden. Yani o göz hareketleri... ...mesela bugün işte Starfield çıkıyor mesela... ...oyundaki e, NPC'lerin... Surat hareketleri berbat. Yani bir grup bunu çok sertleştiriyor. Birisi diyor ki ne olacak? Abi işte ne olacağı bu aslında. Yani siz duygu olarak bir işe kapılmak istiyorsanız, onu e, olabildiğince iyi yaşamak, deneyimlemek ve tatmin olmak istiyorsanız, bunlar çok önemli detaylar. Inoue de bu detayları bu animasyonda hayata geçirmiş. Ve hatta bence bunu yaparken çok tatlı bir şey de yapmış. Tabi bencesi yok da yapmış yani. Ee, eski animasyondan birkaç sahneyi de alıp redesign edip bugünün şartlarıyla redesign edip böyle çok tatlı bir easter egg de koymuş son kısma. Yani belli ki içinden geçiyor Yani ulan bunu yeniden bugünün şartlarıyla yapsam bugünkü tecrübemle bugünkü geldiğim e, çizim seviyen bazı şeyleri tekrar çizsem daha farklı gözükebilir. Ama bir yandan da şunu da söylüyor. Ben geçmişe dönüp tekrar bunları yapmak istemiyorum. Yeni şeyler yapmak istiyorum. Çok haklı bir gerekçe ve bence çok doğru da bir gerekçe. Bir yaratıcının bir yere takılıp kalması aslında onu çok kitliyor. Hep bundan bahsediyorum ya bazı filmlerde, dizilerde. Yani yıllardır yaratan çok kaliteli isimler bugün baktığımızda hala benzer şeyleri farklı araçlarla ya da farklı gözüken şekillerde yapmaya çalışıyor ve bu aslında çok sıkıcı, çok bayık ve çok e, insanlardan kopuk olmaya başlıyor. Inouye böyle değil. O yüzden de onun yaratıcılığına gerçekten hayran kaldığımı bir kez daha belirtmek istiyorum. Ve Inouye son olarak şunu söylüyor, yani hepimiz sonunda acı çekiyoruz değil mi diyor ve bu acılardan kaçabilmek için ya da e, bu acılarda belki de baş edebilmek için hepimizin sonsuz elinde araçlar yok. Yani zengin değiliz, Belki hepimiz çok mutlu hayatlardan gelmiyoruz. Müthiş ailelerde büyümedik. Müthiş ortamlarımız olmadı. Herkes için farklı bir dünya var aslında. Ve bir şekilde hepimiz her gün farklı bir acıyla yaşıyoruz. Ya da farklı bir sorunla baş etmeye çalışıyoruz. Burada da aslında bu acıyla baş etmenin, o sorunlara baş etmenin nasıl olabileceğini, sağ içinde, sağ dışında, basketbolu bir araç olarak nasıl olabileceğini Hatta daha doğrusu nasıl olduğunu çok güzel anlatmış. Bu yüzden de Mad Max, Free Road benzetmemin bir kez daha arkasındayım. Orada da aslında acıdan bir kaçış vardı ve bu süreci tamamlamaya çalışan karakterler vardı. Burada kaçarken de aslında yolda farklı ilişkiler kuruyorlardı. Belki de hiç bir araya gelemeyecek insanlar bir araya geliyorlardı. İşte basketbolda aslında biraz böyle bir dünyaya sahip. Aslında spor böyle bir dünyaya sahip. Ama tabii biz Maalesef ki buna da katılıyorum. Taraftar tarafında ya da işte marketing, pazarlama tarafında daha fazla para kazanılması için bize toksik tarafını artık görüyoruz, izliyoruz ya da bize satılan taraf hep bu toksik taraf. Halbuki saha içi bambaşka. Yani orada hiç belki de dışarıda arkadaş olamayacağınız, bir araya gelemeyeceğiniz insanlara yan yana geliyorsunuz, onlarla bazı şeyleri ortak olarak paylaşıp ve e, bazı şeylerin de üstesinden gelmeyi başarıyorsunuz. Burada işte amaç sadece kazanmak, başarmak değil. Bunu bu acıların üstesinden gelme durumu. de bu işte bunu müthiş anlatmış. Evet The First Slam'dan dediğim gibi bu filmi ben daha detaylı konuşacağım ileride. Bugün sadece artık dayanamadığım için yani tarihe de bir not düşmek için bu videoyu yapmak istedim. Discord'da dışarıda hatta yatay bakışta bile kaç kere bahsettim. E, bıraksanız sabaha kadar konuşurum. Bu filmi tabii şimdi sinemalarda bulma şansınız düşük. Hatta yok gibi bir şey Türkiye'ye bir daha gelir mi bilmiyorum. Ben de burada Hollanda'da çok kısa bir süre yani 1 iki hafta kaldı ve sadece birkaç gün vardı izleyebildim. O yüzden artık dijital mecralara, Blu-ray'lere, şuralara, buralara düşmesini bekleyeceğiz. Oralara düştükten sonra dediğim gibi bu filmi tekrar tekrar konuşmak istiyorum. Son kez de hatırlatıyorum. Lütfen burun kıvırmayın. Bence 2023'ün en iyi filmi bir şekilde çıktığında izleyin bulabiliyorsanız da gidin sinemada izleyin görüşürüz